Japonya. Tarihi, kültürü ve mitolojik hikayeleriyle özgün olan bir ülke. Milattan önce 660 senesi Japonya'nın milli kuruluş günü olarak kabul edilmektedir. Dini literatürleri, yaşam tarzları ve 1868 yılında İmparator Meiji döneminde başlayan hızlı yenileşme süreci, Uzak Doğu Asya'da Japonya'nın hatırı sayılır bir güç elde etmesine, dünyanın gelişmiş sanayi ülkelerinden biri olmasına sebep olmuştu. Birinci Dünya Savaşı'na kadar imparatorluklar üzerinden yürüyen dünya siyaseti, Birinci Dünya Savaşı sonrasında Amerika'nın süper güç olma yolunda adım atması ve imparatorlukların yıkılmasıyla devam etmişti. Tarihler 1931 yılını gösterdiğinde Japon siyaseti şu aşamalar üzerindeydi. Asya'daki stratejik yerleri ve özellikle de Çin'i ele geçirmek ve Pasifik Okyanusu'na tamamen egemen olmak. Kısa zamanda ekonomi, teknoloji ve savaş sanayinde dünyanın en önde gelen ülkelerinden biri olan Japonya, 1931 yılında Mançurya'yı işgal etti. Ve birkaç ay içinde Mançurya'nın tamamı ele geçirildi. Güçlü donanması ile kuzeyde Rusya'yı ve güneyde Çin'i çevreleyerek deniz üstünlüğünü ele geçirdi. Bu işgaller Milletler Cemiyeti ve Amerika tarafından tanınmadı. Japonya'nın bu işgaline itirazlar ve eleştiriler çoğalınca Japonya, Milletler Cemiyeti'nin kendisine genişleme imkanlarını kapadığı kanısına vararak 1933 yılında rest çekti ve Milletler Cemiyeti'nden ayrıldı. 3 yıl sonra Japonlar, Nazi Almanyası ve Faşist İtalya ile birlikte ittifak yaparak Anti-Komintern Paktı'nı imzaladılar. Bu 3 totaliter ülkenin birleşmesi ve icraatları Amerika'yı kaygılandırmaya başlamıştı. O zaman için dünyada bu üçlü ittifaka karşı koyabilecek bir güç bulunmamaktaydı. Avrupa ülkeleri ise 1. Dünya Savaşı'nın yorgunluğunu üzerinden henüz atamamıştı. Bu yüzden Amerikan Başkanı Roosevelt, Latin Amerika ülkeleri ve Kanada ile dostluk ilişkileri kurarak silahlanma için daha çok ödenek ayrılmasının zorunlu olduğunu Kongre'ye kabul ettirmeye çalıştı. 1940 yılına gelindiğinde 2. Dünya Savaşı çoktan başlamış ve Hitler, Fransa, Lüksemburg, Hollanda ve Belçika'yı işgal etmişti. Aynı yıl Japonlar da Hindistan'ı ele geçirmişlerdi. 1941 yılına gelindiğinde Japonya ile Sovyet Rusya arasında tarafsızlık anlaşması imzalanmış ve Japonlar kendilerini Sovyetlere karşı da garanti altına almıştı. Aynı yıl Amerikan Başkanı Roosevelt, Japon birliklerinin Hindistan'dan çekilmesini talep etti. Bu talep müspet bir karşılık bulmayınca Roosevelt, Japonya'nın Amerika'daki bütün varlıklarını dondurmuş ve petrol ikmaline karşı da ambargo koymuştu. İngiltere ve Hollanda hükümeti de eş zamanlı olarak aynı yolu seçti. Böylece Japonya bir defa da hayati petrol kaynaklarından yoksun bırakılmış oldu. Bu Japonya için büyük bir sorundu. Bu ambargo zamanında Japonların elinde normal kullanım için 3 yıl, tam savaş kullanımında ise 1,5 yıl yetecek kadar petrol stoğu bulunmaktaydı. Dolayısıyla Japonya'nın acilen petrol kaynaklarına ulaşması gerekiyordu. Bunun için Japonlar gözlerini Doğu Hint adalarındaki petrol yataklarına dikmişlerdi. Ancak bu petrol yataklarına ulaşmak için evvela Filipinler'deki Amerikan üssünü aşmaları gerekmekteydi. Amerika'nın Guam, Midway, Wake ve Filipin adalarında ileri karakolları bulunmaktaydı. Bu süre zarfında hızlı bir şekilde silahlanan Amerika Birleşik Devletleri meydana getirilen Büyük Pasifik Filosunu da Pasifik Okyanusu'na çıkarmıştı. Bu Pasifik Filosu'nda 8 savaş gemisi, 8 kruvazör, 29 muhrip, 9 denizaltı,
ve 50 adet irili ufaklı gemilerle birlikte 4 uçak gemisi ve 390 savaş uçağı bulunmaktaydı. Amerika'nın bu Pasifik filosu Japonya için büyük bir tehdit oluşturuyordu ve mutlaka yok edilmesi gerekiyordu. Siyasi olarak Amerika ve Japonya hala müzakereler halindeydi ve diplomatik olarak bir gerginlik sezilmiyordu. Hatta Amerikan Başkanı Roosevelt, Japon İmparatoruna barışı koruyacak bir uzlaşmaya varmak için güç birliği teklifinde dahi bulunmuştu. Ancak Japonya'nın kaybedecek vakti yoktu. Tüm bu çözüm müzakereleri süresince Japonya elinde kalan petrolün 1/4'ünü çoktan tüketmişti. Bir an evvel Doğu Hint adalarındaki petrol yataklarına ulaşması gerekiyordu. Ancak Hawaii adalarında demirleyen Büyük Pasifik filosu orada durduğu müddetçe Doğu Hint adalarına çıkarma yapması mümkün değildi. O yüzden ilk önce Amerika'nın Büyük Pasifik filosunu yok etmeli ve Pasifik okyanusunu Japonya için güvenli hale getirmeliydi. Japonya'nın donanması Pasifik filosundan üstün bir halde olmasına rağmen Japonlar büyük bir donanma savaşı vererek karşılıklı çarpışmak yerine Pearl Harbor'da demirlemiş bulunan filoya ani bir baskın yaparak filoyu yok etmeyi uygun buldular. Böylece hazırlıklar ve plan yapıldı. Japon donanması birkaç kola bölündü. Aynı gün bir kol Filipinler'deki Amerikan üssünü vuracak, diğer kol Guam, Midway ve Wake adalarını tutacaktı. En büyük Japon filosu ise Pearl Harbor'da demirlemiş olan Büyük Pasifik filosuna ani bir baskın vererek gemileri ve uçakları yok edecekti. En önemli hedef ise Amerika'nın 4 uçak gemisiydi. Bunlar Enterprise, Hornet, Yorktown ve Lexington uçak gemileriydi. Filonun başına Amiral Yamamoto geçirilmişti. Bu büyük Japon filosunda 6 uçak gemisi, 2 savaş gemisi, 3 kruvazör, 9 muhrip, 8 tanker, 23 denizaltı ve 441 savaş uçağı bulunmaktaydı. Japon filosu Pasifik'te sessiz sedasız ilerlerken Amerika'nın Japonların ilerleyişinden haberi yoktu. ...7 Aralık 1941 sabahında Pearl Harbor limanındaki Amerikan askerleri Japon uçaklarının sesini duyarak uyandı. İlk başta bir tatbikat yapıldığını düşünen Amerikalılar saat 7.55'te ilk torpidonun patlama sesiyle birlikte bunun bir tatbikat olmadığını anlamıştı. Yaklaşık 300 kadar Japon bombardıman ve pike uçağı gökyüzünden yağmur gibi bomba yağdırmaya başladı. Neye uğradığını şaşıran Amerikan askerleri Japon uçaklarını fark edince sağa sola kaçışmaya başladı. Çoğu asker canını kurtarmaya çalışırken Arizona, Oklahoma, Virginia ve Kaliforniya zırhlıları kısa sürede batırılmıştı. Diğer Japon uçakları hızlıca Amerikan uçak pistindeki uçaklara yöneldi. Amerikalılar uçakları kanat kanada park ettiklerinden ötürü Japonların işi kolaylaşmış ve 155 Amerikan uçağı yerdeyken imha edilmişti. Barakalara yapılan saldırılar, pilotların ve diğer personelin ölümlerini de buna ekleyince yaklaşık 2400 Amerikan askeri öldürülmüştü. Japonların en önemli hedefi olan 4 uçak gemisi ise Japonlar tarafından tespit edilememişti. Yaklaşık 90 dakika süren bu baskın Japonların kesin zaferi ile neticelenmiş, toplamda 16 Amerikan gemisi batırılmış, 188 Amerikan uçağı imha edilmişti. Japon tarafında ise sadece 29 uçak kayıp verilmiş ve 55 havacı öldürülmüştü. Nihayetinde Japonlar Pasifik Okyanusu'ndaki büyük Amerikan filosunu neredeyse imha ederek Japonya'ya geri dönerken aynı saatlerde Filipinlere saldıran Japon filosu da Filipinleri ele geçirmiş ve Japonların
Doğu Hint adalarındaki petrol kaynaklarına ulaşmak için önlerindeki en büyük engel ortadan kalkmış görünüyordu. Amerika, Pasifik Okyanusu'ndaki büyük filosunu kaybederken, Japonların henüz müzakere masasındayken haber dahi vermeden gerçekleştirdikleri bu baskın neticesinde Amerikalılar çılgına dönmüştü. Önceleri savaşa girmek istemeyen Amerikalılar şimdi intikam istiyordu. Başkan Roosevelt önderliğindeki Amerika derhal Japonya'ya harp ilan ettiğini duyurarak 2. Dünya Savaşı'na müttefiklerin yanında fiilen katılmış oldu. Amerikan halkı topyekün savaş hazırlığı için seferber olurken Nazi Almanyası ve faşist İtalya 11 Aralık 1941 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne harp ilan etti. Pearl Harbor ve Midway muharebelerini şekillendiren kişi Japon Oramiral Isoroku Yamamoto'ydu. Yamamoto oldukça parlak ve ileri görüşlü bir amiraldi. Japon Deniz Harp ve Subay Okullarında eğitim görmüş, daha sonra da eğitim amacıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderilmişti. Harvard Üniversitesi'nde eğitimini tamamladıktan sonra Washington DC'de donanma ateşesi olarak atanmıştı. Nihayet 1920'lerin sonunda ülkesi Japonya'ya geri dönen Yamamoto, deniz muharebelerinde uçakları kullanmanın önemini çok iyi kavramıştı. Deniz savaşlarının geleceği uçak gemileriydi. Bu yüzden 1930'larda Japonya'da bir uçak gemisi geliştirme programı başlattı. Yamamoto, Amerika'da deniz ateşesi olarak görev yaptığından ötürü Amerika'nın gücünü ve imkanlarını iyi biliyordu. Bu yüzden Amerika ile savaşa girme fikrine her zaman karşıydı. Ancak bu karar ona kalmamıştı. Ve karar verildiğinde bunun kesin bir yenilgi darbesiyle olması için çalışmalara başladı. Yamamoto, Kasım 1940'da İngilizlerin Taranto'da gerçekleştirdiği baskınını örnek aldı. İngiliz bombardıman uçakları uçak gemilerinden havalanıp İtalyan gemilerini batırmayı başarmıştı. Yamamoto da aynı saldırı ile Amerika'nın Büyük Pasifik filosunu, özellikle Amerika'nın 4 uçak gemisini yok etmeye çalıştı. Fakat uçak gemileri Japonlar tarafından tespit edilememişti. Şayet o gün Amerikan uçak gemileri imha edilseydi, savaşın kazananı büyük olasılıkla Japonya olacaktı. Tsushima Muharebesini takip eden 35 yıl boyunca büyük silahlı savaş gemileri denizlerin hakimiydi. Ancak 7 Aralık 1941'de Pearl Harbor'a yapılan Japon saldırısı yeni bir deniz savaşı çağının başlangıcını işaret ediyordu. Bir zamanlar korkutucu olan savaş gemisinin modası artık geçmişti. Yeni egemen silah uçaklardı. Gerçekten de Pasifik'teki savaş her iki tarafında öngördüğünden farklı gelişti. Önceki deniz savaşlarında olduğu gibi savaş gemilerinin yakın mesafeli çatışması mücadelenin ana manzarası olmadı. Çoğu zaman gemiler birbirini bile görmedi. Bu uçak gemisine karşı uçak gemisi maçlarının en çarpıcı ve en önemlisi 1942 Haziran'ında Midway Adası çevresinde yaşanacaktı. 7 Aralık 1941 tarihinde Pearl Harbor'a yapılan Japon baskını beklentileri karşılamamış, hedeflenen uçak gemileri bulunamamıştı. Baskından bir gün sonra 8 Aralık 1941'de Amerikan Başkanı Roosevelt, Kongre'de Japon İmparatorluğuna karşı harp ilan ettiğini duyurdu. Ancak Amerika'nın Pasifik filosu ağır hasar aldığı bu saldırıdan sonra 6 ay boyunca kendine gelemedi. Bu zaman boşluğundan faydalanan Japonya, 1941 yılı bitmeden Hong Kong, Malaya ve Filipinleri ele geçirdi.
Durum müttefikler açısından yıkıcı bir sonuç gibi görünse de İngiltere bu durumdan gayet memnun olmuştu. Zira Amerika Birleşik Devletleri de artık savaşın içindeydi. Adolf Hitler'in Amerika'ya savaş ilan etmesiyle birlikte İngiltere daha da rahatladı. Amerika ise 6 aylık zaman zarfında yaralarını sarıp topyekün seferberlik kararı alarak donanma gücünü onardı. Amerikalılar çok öfkeliydi. Artık Japonya ve Almanya'ya karşı sert bir savaşa hazırdı. Amerika evvela Pasifik Okyanusu'nda kaybettiği egemenliği geri kazanmalıydı. Japonlar da artık geri dönülmez bir yola girmişlerdi. Pasifik Okyanusu'nda egemenliği Amerika'ya bırakamazdı. Pasifik Okyanusu'na egemen olmanın yoluysa uçak gemilerinden geçiyordu. Bu yüzden her iki ülkede planlarını karşı tarafın uçak gemilerini yok etmek üzerine kuruyordu. Amerika'nın büyük uçak gemisi Lexington, Japonların Filipin saldırısı sırasında Japon uçakları tarafından batırılmıştı. Amerika'nın geriye sadece 3 tane uçak gemisi kalmıştı. Yamamoto, Amerika'nın bu 3 uçak gemisini üstün Japon kuvvetlerinin tuzağına çekip girilecek muharebede batırmak için plan yapmaya başladı. O her zaman karmaşık ve tüm güçlerin kullanıldığı operasyonları tercih etmişti. Geniş bir armadası ve planlanan işgalleri gerçekleştirmek için binlerce askeri taşıyan nakliye gemileri bulunuyordu. 4 büyük uçak gemisinden oluşan ana saldırı gücü Amiral Nagumo tarafından idare ediliyordu. Planın anahtarı Amerikan savunmasının Pearl Harbor'dan önceki son direniş noktası adeta ileri karakolu olan küçük bir adaydı. Midway. Japonların ana saldırı gücü Amerika'nın Midway adasını bombalayarak işgal edecekti. Yamamoto, Amerikalıların Midway'i savunacaklarından ve bu amaçla uçak gemileriyle Amerikan Pasifik filosunun kalıntılarını Pearl Harbor'dan Midway'e göndereceklerinden emindi. İşte tam o anda Japon uçak gemilerinden kalkan uçaklar Amerikan uçak gemilerini bombalayarak batırıp denizin derinliklerine göndereceklerdi. Böylece uçak gemilerinden mahrum olan Amerika'nın Pasifik denizinde egemen olma ihtimali kalmayacaktı. Plan gerçekten de kusursuzdu. Amerikalıların ise Midway'e bir saldırı yapılacağından henüz haberi yoktu. O sıralarda Amerikalıların Hawaii'de sürekli çalışan bir kripto birliği vardı. Başında Yüzbaşı Joseph Rochefort adında bir komutan bulunuyordu. Joseph Rochefort bir dönem Japonya'da yaşamış, onların kültürünü öğrenmiş ve iyi derecede Japonca bilen bir kriptocuydu. Japonların telsiz konuşmalarında sürekli rastladığı AF kodlu bir konuyu fark etti. Bunun üzerine düştükçe bu kodun Midway anlamına geldiğine kanaat getirdi. Bu durumu üstlerine raporla bildirse de bu konu Amerikalı yetkililerce ciddiye alınmadı. Çünkü Amerikalı komutanlar Midway'in önemli bir yer olmadığını, saldırı yapılacak yerin daha ciddi bir yer olması gerektiğini düşünüyorlardı. Ancak Yüzbaşı Rochefort bu konunun peşini bırakmayarak Amerikan donanma komutanı Amiral Chester Nimitz'e kadar ulaştı. Amiral Nimitz, yüzbaşından bu durumu ispatlamasını istedi. Bunun üzerine yüzbaşı Midway'de su sıkıntısı olduğuna dair şifresiz bir telsiz mesajı paylaşmıştı. Bu mesajı duyan Japon istihbarat çalışanları kriptolu olarak AF'de su sıkıntısı varmış anlamında bir mesaj paylaştı. Böylece Japonların sürekli AF koduyla bahsettikleri yerin Midway adası olduğu Amerikalılar tarafından öğrenilmiş oldu. Bu haber üzerine Amiral Nimitz, Japonlar Midway adasına saldırmadan önce donanmanın Midway'e gönderilmesini ve Japonların tuzağının karşı bir tuzakla bertaraf edilmesini emretti. Ayrıca Midway adasını da güçlü bir şekilde takviye etti. Midway'deki havaalanına
B-17 Uçan Kale isimli bombardıman uçakları yerleştirildi. Bu bombardıman uçaklarının görevi Japon uçak gemilerini batırmaktı. 3 Amerikan uçak gemisini de Midway Adası'nın yaklaşık 600 km kuzeydoğusuna yerleştirdi. Japonların 4 uçak gemisinin 248 uçağına karşılık Amerikan Pasifik Filosu'nun 233 uçaktan oluşan 3 büyük uçak gemisi mevcuttu. Japonlar adaya Amerikan takviyesinin geldiğinden habersiz olarak bir saldırı başlattılar. 4 Haziran 1942 sabahında Japon filosu 108 uçaklı bir saldırı gücü ile Midway Adası'nı bombalamak için saldırıya geçti. Bu uçaklar Midway'den havalanan Amerikan uçakları tarafından karşılandı. Modası geçmiş Amerikan uçakları daha hızlı ve manevra kabiliyeti yüksek Japon uçakları tarafından düşürüldü. Midway Havalimanı Japon uçakları tarafından bombalandı. Bu arada her iki tarafta karşı tarafın uçak gemilerini arayıp bulmak için keşif uçakları gönderiyordu. Japon keşif uçakları kruvazörlerden mancınıkla fırlatılmıştı. Ancak 4 numaralı kruvazörün mancınığı bozulduğu için yarım saat geç havalanmak zorunda kaldı. Şans eseri bozulan bu 4. numaranın keşif için görevlendirildiği sektör Amerikan uçak gemilerinin olduğu bölümdü. Bu arada Amiral Fletcher en az 2 Japon uçak gemisinin yerini bildiren raporlar almıştı. Sabahın erken saatlerinde Hornet ve Enterprise 67 dalıcı bombardıman uçağı ve 29 torpido uçağının da dahil olduğu 116 uçaklık bir saldırı gücünü hedeflere gönderdi. Amerikalılar uyumlu bir grup halinde uçmak ve saldırmak yerine hala eski koordinasyon sistemlerini kullanıyorlardı. Bu nedenle filolar birbirinden ayrıldı. Farklı aralıklarda ve yüksekliklerde harekata devam ettiler. Bu sırada bir grup Amerikan bombardıman uçağı navigasyon hatasından dolayı rotalarını kaybetmiş ve yanlış tarafa doğru ilerlemişti. Bu sırada Midway'den kalkan orta büyüklükteki bir Amerikan bombardıman filosu da Japon uçak gemilerine doğru harekete geçmişti. Japon uçak gemilerine ilk ulaşan uçaklar Midway'den kalkan 37 bombardıman uçağıydı. Japon uçakları bu uçaklara karşı savunma yapmak için uçuşa geçti. Deneyimli pilotlardan oluşan Japon uçakları 37 Amerikan uçağının 18'ini daha yaklaşamadan vurmuş, diğer uçakları ise bomba ve torpidolarını erken atmaya zorlamışlardı. Dolayısıyla Japon uçak gemilerine hiçbir isabet kaydedilmedi. Daha sonra Amerika'ya ait 14 tane B-17 bombardıman uçağı yüksek irtifadan saldırı turuna başladı. Bombalarını Japon uçaklarının onlara ulaşamayacağı bir yükseklikten bıraktılar. Ancak herhangi bir Japon gemisine tek bir isabet bile kaydedememişlerdi. Oramiral Yamamoto, Amiral Nagumo'ya emrindeki uçakların yarısını Amerikan uçak gemilerinin ortaya çıkması durumunda kullanılmak üzere yedekte tutulmasını emretmişti. Fakat Nagumo bu emre itaatsizlik etti. Bu uçakların Midway Adası'na ikinci bir saldırı başlatması için bombalarla silahlandırılmasını emretti. Tam o sırada Japonların 4 numaralı keşif birliği Amerikan uçak gemilerinin yerini tespit ettiğini telsizle bildirdi. Ancak artık çok geçti. Hornet, Enterprise ve Yorktown uçak gemilerinden havalanan yaklaşık 100 Amerikan uçağı Japon uçak gemilerini bulmuş ve uçak gemilerini batırmak için saldırı turu başlatmıştı. Koordineli olmayan ve dalgalar halinde gelen dalıcı bombardıman uçakları ile torpido uçakları cesur saldırılar yaptılar. Ancak Japon uçak savar silahları ve Nagumo filosunun avcı uçakları Amerikan uçaklarının büyük bir kısmını düşürdü.
yaklaşık 100 Amerikan bombardıman uçağı Japon uçak gemilerine saldırmış fakat hala öldürücü bir isabet kaydedememişlerdi. Burada hızlı bir savaş sürerken okyanus üzerinde kaybolmuş olan bir grup Amerikan bombardıman uçağı yakıtları bitmek üzere olduğundan geri dönüş manevrasına başladılar. Fakat tesadüfen geri dönüş yolunda Japon uçak gemilerine rast geldiler. Japonların avcı uçakları Amerikan torpido ve bombardıman uçaklarıyla savaşırken arkadan gelen Amerikan bombardıman uçakları fırsattan istifade ile bütün bombalarını 3 Japon uçak gemisi üzerine bıraktılar. Dört dakika içinde Japonya'nın önde gelen uçak gemilerinden 3'ü Akagi, Kaga ve Soryu telafi edilemez bir şekilde hasar almıştı. Japonların elinde kalan son uçak gemisi Hiryu, elinde kalan son dalıcı bombardıman uçaklarını havalandırmış ve Amerikan uçak gemisi Yorktown'a göndermişti. Yedi Japon uçağının 3'ü doğrudan isabet kaydetti ve Yorktown uçak gemisini batırmayı başardı. Ancak savaşın neticesi çoktan belli olmuş ve Japonlar açıkça yenilmişti. Muharebenin son harekatı Amerikalıların kalan uçakları ile Hiryu uçak gemisine saldırması olmuştu. Dört bomba isabeti alan Japon uçak gemisi alevler içinde kaldı. Öğleden sonra ise her şey bitmiş, Amerika kesin bir zafer kazanmıştı. Midway Muharebesi, Pasifik Savaşı'nın dönüm noktasıydı. Midway'de yaşanan 4 dakikalık hareketlilik, Pasifik'teki güç dengesini tamamen değiştirmişti. Midway Muharebesi'nden önce Japonlar, uçak gemisi bakımından sayıca üstündü. Şimdi ise Japonlar, 4 uçak gemisini kaybederken, Amerikalılar bir uçak gemisi kaybetmişti. Midway Muharebesi'nden sonra Amerika Birleşik Devletleri ülkesinin sanayi kapasitesi sayesinde uçak gemisi sayısını sürekli olarak artırarak avantaj elde etti. Midway'den önce Japonlar her zaman galip ve her zaman saldırgandı. Midway'den sonra ise roller tersine döndü. Japonlar sürekli olarak küçülen bir imparatorluğu savunmak zorunda kalırken savaşın geri kalanında sürekli saldıran taraf Amerika Birleşik Devletleri olmuştu. Takvimler 2 Ağustos 1939'u gösteriyor. İkinci Dünya Savaşı'nın patlamasından sadece bir ay öncesi. Yahudi fizikçi Albert Einstein, Alman fizikçilerinin uranyum atomunu parçalamayı başardığını öğrenmişti. Bu atom enerjisinin nükleer bir bombaya dönüştürülebileceğini öngörmek çok zor değildi. Bu sebeple Albert Einstein ve bir grup bilim adamı bu tehlike karşısında dönemin Amerikan Başkanı Roosevelt'e bir mektup yazdı. Mektupta Nazi Almanyası'nın atom bombası araştırmaları yaptığı ve atom enerjisini keşfetmeye çok yakın olduğu hakkında uyarılarda bulunmuştu. Amerika'nın çalışmalara başlaması gerektiğini, aksi takdirde Almanya atom bombası üretebilirse bunun bir felaket olabileceği yazılmıştı. Fakat bu mektup Amerika tarafından pek ciddiye alınmamıştı. Ta ki 2 yıl sonra Almanya'nın müttefiki olan Japonlar Amerika'nın Pearl Harbor limanına saldırana kadar.
Bu beklenmedik saldırı Amerika'nın 2. Dünya Savaşı'na fiilen katılmasıyla sonuçlanmıştı. Bunun üzerine Amerikan Başkanı Roosevelt, Albert Einstein'ın mektubunu ciddiye aldı ve atom bombası çalışmalarını başlattı. Atom bombasının yalnızca Almanlara karşı caydırıcı bir güç olması amacıyla üretilmesine karar verildi. Böylece Amerika Birleşik Devletleri Manhattan Projesi adı altında kendi nükleer programını başlatmıştı. Dünyanın en önde gelen fizikçileri ve mühendisleri bu projeye dahil edilmişti. Nazilerin katliamlarından kaçan birçok Yahudi bilim adamı bu ekipteydi. Projenin başına ise ileride atom bombasının babası diye anılacak olan başarılı fizikçi Robert Oppenheimer geçirilmişti. New Mexico sınırlarında ıssız bir çöl olan Los Alamos bölgesinde büyük bir laboratuvar kuruldu. Binlerce bilim adamı atom bombası için durmaksızın çalışmalara başladılar. ...1942 yılındaki Midway Savaşı'nda kaybeden Japon ordusu, Amerika'ya karşı Pasifik'te savunma politikası geliştirmeye karar verdi. Güneybatı Pasifik'e doğru genişlemeye başlayacak ve böylece ele geçirdiği yerler etrafında bir savunma çemberi inşa edecekti. Japonlar, kısa zamanda Avustralya ve Yeni Zelanda üzerinde bir hakimiyet kurarak bu adaların Amerika ile iletişim hattını kesmeyi başardılar. Amerikan ordusu ise Japonya'ya karşı tam bir saldırma politikası izliyordu. Ada zıplaması dedikleri bir taktikle Japonya'ya doğrudan değil, adalar yoluyla ulaşacaklardı. Amerika'nın ilk hedefi, stratejik olarak çok önemli bir konumda olan Guadalcanal'dı. Eğer Guadalcanal alınırsa Solomon Adaları'na hakim olunacak, Avustralya güvene alınacak ve diğer saldırılar için bir üs elde edilecekti. Bu ada iki taraf için de kritik bir durumdaydı. Amerikan ordusunda savaş hazırlıkları yapılırken bir Amerikan keşif heyeti Guadalcanal'ın güney kıyısında bir Japon havalimanı inşasını tespit etti. Bu durumu daha da kritik hale getirdi. Yapılmakta olan bu Japon havaalanı Amerika için büyük bir tehditti. Bunun üzerine Amerikan filosu vakit kaybetmeden 7 Ağustos 1942'de Guadalcanal kıyılarına yanaştı. Amerikan piyadeleri karadan Japon askerlerine saldırırken Amerikan uçakları da adayı bombardımana tutuyordu. Çok geçmeden Japonların inşaat halindeki havalimanı ele geçirildi. İnşaat Amerika tarafından tamamlandı ve Midway Muharebesi'nde öldürülen deniz havacısının anısına Henderson Field adı verildi. Japonlar adayı teslim etmemekte ısrarcıydı. 6 ay boyunca Japonların adaya saldırıları devam etti. Fakat Amerikan ordusu adayı savunmayı başarmıştı. Savaşın sonunda Japonlar 20 binden fazla askerini, 38 gemi ve 683 uçağını kaybetmişti. Amerikan ordusunda ise 7 bin asker, 29 gemi ve 653 savaş uçağı kaybedilmiş oldu. Böylece Solomon Adaları'nda hakimiyet sağlayan Amerikan ordusunun sıradaki hedefi Mariana Adaları'ydı. Bu adaları almak Japon savunma duvarını kıracaktı. Planları adalarda üsler kurmak ve uzun menzilli uçaklarıyla Japonya'yı, avcı uçaklarıyla da Filipinleri bombardımana boğmaktı. Bu amaçla büyük bir Amerikan donanması Saipan Adası'na doğru yola çıktı. Japonlar Mariana Adaları'nı kaybederlerse olacakları biliyorlardı. Adalardaki savunma birliklerine var güçleriyle savunma yapmaları emredilmişti. Destek ve erzak takviyeleri için ise bir donanma gönderildi. Saipan Adası'na gelen Amerikan donanması 15 savaş gemisiyle adayı bombardımana tuttu. Sabah saatlerinde askerler sahile indiler. Japon kuvvetleri onları karşıladı. Amerikan piyadeleri ilerliyor, Japonlar ise destek kuvvet gelene kadar pusularla adayı müdafaa ediyorlardı. Fakat Japonya'nın beklediği destek donanması, Amerikan donanması tarafından Filipin Deniz Muharebesi'nde bozguna uğratılmıştı.
Bu bozgunda Japonlar 3 uçak gemisi ve yüzlerce uçağını kaybetti. Saipan'ın takviye ve erzak umudu böylece yok olmuş ve adada tek başlarına kalmışlardı. Japonların artık geri çekilecek yeri kalmamıştı. Savaşı kazanamayacaklarının farkındalardı. Zor ve umutsuz koşullara rağmen Japon askerleri pes etmeyecekti. Savaşın son günü 4000 kadar Japon askeri Banzai hücumuyla Amerikan askerlerine saldırdı. Son bir direniş vaktiydi. Adayı savunmak uğruna Saipan'daki sivil halk bombalar giyiyor ve Amerikan askerlerinin arasında bu bombaları patlatıyorlardı. 4000'e yakın asker ve 1000'e yakın sivil Japonya için ölümüne savaştı. O gün Japon askerlerinin neredeyse tamamı öldürülmüştü. Generaller ve komutanlar ise teslim olmamak için harakiri yaparak intihar etmişlerdi. 30 bine yakın Japon askeri bu muharebede öldürülürken Amerikan ordusundaysa 3 bin ölü ve 10 bin yaralı vardı. Amerika'nın Mariana adalarını almasıyla birlikte Japon savunma duvarı kırılmış oldu. Plan olması gerektiği gibi ilerliyordu. Amerika bir taraftan uzun menzilli B-29 uçaklarıyla Japonya'yı bombalamaya başlarken kısa menzilli avcı uçaklarıyla da Filipinleri bombardımana tutuyordu. 1944 Aralık ayına gelindiğinde Amerikan ordusunun Avrupa kolunda büyük bir gelişme yaşanıyordu. Almanlar Amerika karşısında çaresiz kalmış ve gücü kesilmişti. 1 Ocak 1945 itibariyle Almanlar Amerikan ve Sovyet baskısı sebebiyle geri çekilmeye başladılar. Teslim olmaları ise artık çok yakındı. Fakat Japonlar ise hala savaşa devam ediyor ve teslim olmuyorlardı. Mariana adalarından kalkan uzun menzilli B-29 uçakları mesafenin uzun olmasından dolayı dönüş yolunda kayıplar veriyordu. Amerika'nın Japonya'yı daha az zayiatsız bombalayabilmesi için Japonya'ya daha fazla yaklaşması gerekiyordu. Bu sebeple Amerikan kuvvetleri Japon anakarasına yakın olan adaları gözüne kestirdi. Bu adalar alındığında acil iniş için bir üs olarak kullanılacak ve bu sayede avcı uçakları bombardıman uçaklarını koruyabilecekti. Hedef öncelikle Amerikalıların sonsuza dek hafızalarına kazınacak olan Iwo Jima adasıydı. Tokyo'nun yaklaşık 100 kilometre güneyinde kalan bu ada Japonlar için son duvardı. Japonlar Amerika'nın bu adaya saldıracağını tahmin ettiklerinden hazırlıklarına aylar öncesinden başlamışlardı. Savunmayı yönetecek komutan Korgeneral Kuribayashi'ydi. Kuribayashi, Iwo Jima'nın kaybının nedenli bir yıkıma yol açacağını biliyordu. Fakat buranın emrindeki 23 bin askerle Amerika'ya karşı savunulamayacağını da biliyordu. Bu yüzden planını Amerikan ordusuna mümkün olduğunca fazla zarar vermek üzerine kurguladı. Yerleşik garnizonlar, karmaşık tünel ve sığınak ağları inşa edilerek güçlendirilmişti. Japon askerleri ölümüne kadar savaşacaklarına yemin etmişlerdi. Kendileri ölmeden önce beraberinde en az 10 düşmanı da öldürmeleri gerekiyordu. Amerikan donanmasının büyük toplu savaş gemileri ve uçak gemileri sahil savunmasına karşı bombardımana başlamıştı. Bu bombardıman bir ay boyunca devam etti. Fakat bu bombardımanlar sığınaklara gizlenmiş Japon askerlerinin savaş gücünü azaltmak için yeterli olmamıştı. 19 Şubat 1945 gününe gelindiğinde Amerika 70 bin deniz piyadesiyle karaya çıkarma yaptı. Piyadeler karaya çıktıklarında bombardımanın işe yaradığını düşündüler. Zira etrafta kimsecikler yoktu. Ta ki Japonların tuzaklarına düşene kadar. Amerikan ordusu yeterince ilerlediğinde Kuribayashi ateş emri vermişti. Tepeciklerde ve oyuklarda bulunan makinalı silahlar ateşe başladı. Keskin nişancılar komutanları hedef alıyordu. Tünellerden çıkan Japon askerleri ölümüne saldırıyor, Amerikan askerleri ateş makinalarıyla sığınakları yakıyor, kimse birbirine acımıyordu. Kimse geri adım atmıyordu. Amerikan piyadeleri ertesi gün adadaki ilk uçak pistini ele geçirmişti. Suribachi Dağı ele geçirildiğinde ise askerler oraya bir Amerikan bayrağı dikmişlerdi.
İkinci Dünya Savaşı'nda Amerika'yı temsil eden ünlü fotoğraf da işte tam bu sırada çekildi. Fotoğraf ilk olarak 25 Şubat 1945 günü Sunday gazetesinde yayımlandı. Ada artık ikiye bölünmüştü. Japonlar ordusunun büyük bir kısmını kaybetmişti. Sağ kalan Japon askerleri ise akıl almayacak şekilde saldırıya devam ediyorlardı. El bombalarını çekip Amerikan askerlerinin üstüne atlıyor ve Amerikan askerlerini de yanlarında götürmeye çalışıyorlardı. Ada tamamen ele geçirildiğinde Japonlardan yaşayan sadece 216 esir kalmıştı. 21 binden fazla Japon askeri ise Amerikalılar tarafından öldürülmüştü. Amerikan askerlerinin kaybı ise 6800'dü. 20 bine yakın yaralı ve parçası dahi bulunamayan 500'de kayıp vardı. Iwo Jima'da son muharebeler yapılırken Amerika Birleşik Devletleri'nin diğer bir kolu Okinawa adasını işgal etmek için kapsamlı bir görev gücü hazırlamıştı. Bu ada, Japon anakarasının sınırındaki en büyük adalardandı. Japonya'ya yapılacak hava saldırılarında bir üs olarak kullanılacak ve Amerikan ordusunun Japonya anakarasına girmesinden önce bir toplanma alanı olacaktı. Tuamiral Raymond'un emrinde yarım milyona yakın asker ve personel, 213 bin donanma unsuru vardı. Japon General Mitsuru Ushijima emrinde ise 100 bin asker vardı. Bu sayı Iwo Jima ve Saipan muharebelerinde olduğundan çok daha fazlaydı. Burada yaşanacak muharebe Pasifik Savaşı'nın en büyük çatışması olacaktı. Japon generali Okinawa'da Iwo Jima'daki taktikleri kullanmaya karar verdi. Bu ilginç bir tercihti. Çünkü bu taktiklerin bariz bir şekilde yetersiz olduğu ve başarısızlığa yol açtığı görülmüştü. Ada ince ve uzun olduğundan savunulması güçtü. Sadece en güney ucundaki kireç taşından oluşmuş tepeler işe yarayabilirdi. Ushijima, kuvvetlerinin büyük bir kısmını tepelik alanda ve adanın en büyük kasabası olan Naha'dan başlayıp adayı boydan boya geçen bir savunma hattında konuşlandırdı. Kuvvetlerin bir kısmı ise Motobu Yarımadası'na yerleştirilmişti. Japonlar Pasifik'teki savaşlar sırasında tecrübeli ve yetenekli pilotlarının çoğunu kaybetmişti. Bunun üzerine yeni bir taktiğe başvurdular. Bu stratejinin adı kamikaze, yani ilahi rüzgardı. Sadece havalandırma ve uçağı kullanma eğitimi alan deneyimsiz pilotlar 250 kilogramlık patlayıcı yüklü uçaklarıyla korkusuzca Amerikan gemilerine dalış yaparak intihar görevi üstleneceklerdi. Amerikan donanması ve hava unsurları Iwo Jima'da olduğu gibi adaya ağır bir bombardıman saldırısı başlattı. Ana saldırı 1 Nisan günü Okinawa'nın batı kıyılarına Amerikan piyadelerinin çıkartma yapmasıyla başladı. Askerler ve ordu mensupları sahile inişin daha kötü bir katliam olmasını bekliyorlardı. Fakat şaşırtıcı bir şekilde Japon birliklerinin beklenen gücü orada değildi. Birlikler, tanklar, mühimmat ve erzak saatler içinde neredeyse hiç çaba harcanmadan karaya çıkarıldı. Bu sırada Amerikan donanmasının yanı sıra İngilizler de 4 uçak gemisi ve 1 savaş gemisiyle Okinawa'ya gelmişlerdi. Deniz üstünlüklerine rağmen Amerikalılar Japon hava saldırılarının devam etmesinden tedirgindiler. Hatta korkuyorlardı. Amerikan birlikleri hızla adanın iç kısımlarına ilerleyerek Kadena ve Yontan hava alanlarını ele geçirdiler. Başka bir Amerikan birliği de kuzeye doğru ilerliyordu. Amerikan birlikleri iç bölgelere doğru ilerledikçe sonunda ne zaman ve nerede düşman direnişiyle karşılaşacaklarını merak etmeye başladılar. Bilmedikleri şey Japon İmparatorluk ordusunun onları tam istedikleri yerde tuttuğuydu. Nihayet General Ushijima, Güney Okinawa'nın engebeli bölgesi olan Shuri'de kurduğu savunma hattındaki Japon birliklerine, Amerikan askerlerine ateş açmalarını emretti. Bunun üzerine adada müthiş bir kara savaşı başladı. Altı
6 Nisan günü Yamato zırhlısı ve Japon uçak gemileri Japonların imdadına yetişti. Savaş gemileri Shuri hattında sıkışan Amerikan askerlerine bombalar yağdırırken kamikaze uçakları da 800 km hızla Amerikan donanmasına çarpıyor ve ağır hasarlar bırakıyorlardı. USS Franklin kamikazeler tarafından o kadar kötü vuruldu ki geri çekilmesi gerekti. Amerikan filosu kamikaze saldırılarında çokça gemi kaybetmişti. Ancak o zamana kadar inşa edilmiş en büyük savaş gemisi olan Yamato zırhlısı, Amerikan denizaltıları ve 4 saatlik hava bombardımanının ardından batırılmıştı. Yamato zırhlısının batmasıyla Japon donanmasının buradaki varlığına son verilmiş oluyordu. Japon piyadeleri düşmanı tepenin altında tutmaya çalışsa da uzun sürmedi. Japon savunma hattı 24 Nisan günü Amerikalılar tarafından delindi. Adanın kuzeyinde de çok şiddetli çatışmalar oluyordu. Ardı arkası kesilmeyen kamikaze saldırıları ise Amerikan donanmasını hayli yıpratmıştı. Buna rağmen Amerikan ordusu güneyde hızla ilerleyerek Japon ordusunu kademeli olarak Kian Yarımadası'na doğru geri itmeye başladı. Bunun üzerine adanın güneyine inen Amerikan donanması çekilen Japon ordusunu bombardımana tuttu. Hava kuvvetleri sürekli saldırılar yapıyor, Japonların kaçmasına bile imkan vermiyordu. O ana kadar Japonlar ordusunun yarısını kaybetmişti. Derken Okinawa'da kuvvetli bir yağmur baş gösterdi. Sağanak yağmur cesetlerin üzerine yağarak adayı adeta kan gölüne çeviriyordu. Askerlerin çamur içinde kalmasına yol açtı ve ilerlemesini adeta durdurdu. Japonların artık savaşacak alanları kalmamıştı. Japon askerleri Amerikalıların kimseyi esir almadığına, ellerine geçirdiklerini de işkencelerle öldürdüklerine inanıyorlardı. Bu yüzden savaşı kesin olarak kazanamayacaklarını anladıklarında Japon ordusunda toplu intiharlar başlamıştı. İki buçuk ay süren bu savaşın sonunda Amerikalılar toplamda 3000 kamikaze saldırısıyla karşı karşıya kalmıştı. Bu saldırılar donanmada ciddi zayiata sebep olmuştu. Fakat Japon hava gücünü de tüketmişti. Savaşın sonunda yaklaşık 4000 Japon uçağı imha edilmişti. Japonlar bu süreçte kendi hava kuvvetlerini neredeyse yok etmişlerdi. Bunun yanı sıra 100.000'den fazla Japon askeri de öldürülmüştü. Amerikan ordusunda ise 12.500 asker öldürülmüş ve 39.000 kadar asker de yaralanmıştı. Bu Amerika için bedeli çok büyük olan bir zaferdi. Bu savaşın sonunda Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da birçok yeni haber vardı. Avrupa'da Nazi Almanyası kesin olarak teslim olmuş ve Adolf Hitler intihar etmişti. Askerler Almanların laboratuvarlarını incelemiş fakat atom bombası çalışmalarına başlamadan vazgeçtikleri ortaya çıkmıştı. Amerika'da ise Başkan Roosevelt hayatını kaybetmiş ve yerine Truman geçmişti. Tüm bunlar olurken Amerika'nın New Mexico sınırlarında Los Alamos çölünde de gelişmeler oluyordu. Eski Amerikan Başkanı Roosevelt'in Nazi Almanyası'na karşı savunma amaçlı başlattığı fakat dünyayı sarsacak olaylara yol açan gizemli bir çalışma Oppenheimer önderliğinde bitmek üzereydi. Kimse böylesine bir bombanın nelere yol açabileceğini bilmiyordu. Bizzat bu bombayı yapanlar bile. 2 milyardan fazla harcanan para sonucunda atom bombası çalışması ilk meyvesini vermişti. Başkan Truman bu çalışmayı yakından takip ediyordu. 16 Nisan 1945 saat 5.30'da Trinity testi olarak bilinen atom bombasının ilk denemesi yapılacaktı. Bilimsel ekipmanlarla çevrili çelik bir tepenin üstünde patlatılacak olan bu bomba, bilim insanları ve birkaç yetkili kişi tarafından 9 kilometre uzaktaki sığınaklardan izlenecekti.
ve emir geldiğinde yeryüzündeki ilk nükleer patlamayla birlikte doğa atom bombasının yıkıcı gücüyle karşılaşacaktı. Atom bombasının şiddetini görenler korkunç gözlerle devamında ne olacağını merakla bekliyorlardı. Küçücük bir bomba devasa bir yıkım vaat ediyordu. Okinawa Muharebesi, Japonların ana vatanlarını hangi boyutlarda savunabileceğini göstermişti. Amerika'nın Okinawa gibi küçük bir adanın alınması sırasında bu kadar büyük kayıp yaşaması, Japon ana karasının istilası sırasında çok daha büyük miktarda zayiat verilmesi olasılığını doğurmuştu. Böyle bir mücadele, yarım milyon ile bir milyon arasında Amerikan askerinin zayiatına sebep olabilirdi. Amerikalı komutanlar bu sayıların abartılı olduğunu düşünseler de bildikleri bir şey vardı. Japonlar ana karalarını savunmak için normalden çok daha hırslı ve kararlı bir direniş göstereceklerdi. Japonların Okinawa'da gösterdikleri direniş bu düşüncenin önemli bir kanıtıydı. Böylece Okinawa'da alınan sonuç Amerikan genel karargahının bir ay sonra alacağı kararda etkili oldu. Bir işgal harekatı yerine atom bombasının kullanılması. Tırlara yüklenmiş iki atom bombası laboratuvardan yola çıktı. Ardından 16 Temmuz 1945'te Indianapolis adlı gemiye yüklendi. Gemi 26 Temmuz 1945'te Tinian adasına ulaştı. Japonya ya teslim olacak ya da yok edilecekti. Aynı gün Amerikan Başkanı Truman Japonya'ya teslim olun çağrısında bulundu. Aksi halde ülkede büyük bir yıkım yaşanacağı konusunda uyardı. Japonya Başbakanı Suzuki ise atom bombasının varlığından haberdar değildi. Bu sebeple kendisine dayatılan Potsdam Deklarasyonunu kabul etmek istemiyordu. Sonuna kadar direnişe devam tehdidiyle müttefiklerden daha iyi barış şartları koparabilme umuduyla Mokusatsu, yani yorum yok şeklinde bir cevap verdi. O günün çevirmenleri bunu aşağılayarak reddetmek şeklinde çevirmişti. Bunun üzerine Başkan Truman, Japonya'ya atom bombası atılması talimatını verdi. Amerikalılar artık atom bombasının hangi şehre atılacağı hakkında konuşuyorlardı. Tokyo zaten uçaklar tarafından yerle bir edilmişti. İlk seçilen şehirler Kyoto, Hiroşima, Yokohama ve Kokura oldu. Ancak daha sonra güney kesimlerinde kalan Hiroşima ve Nagasaki'de karar kılındı. Kyoto şehri tarihi yapısı ve kültürel mirası sebebiyle son anda listeden çıkarılmıştı. Ağustos 1945 gecesi Amerikan ordusuna ait bir B-29 bombardıman uçağı 5 ton ağırlığındaki Little Boy adlı atom bombasıyla birlikte bir endüstri şehri olan Hiroşima'ya doğru yola çıkmıştı. O sırada Hiroşima'da sessizlik hakimdi. İnsanlar işlerine gidiyor, çocuklar uyuyorlardı. Aniden büyük bir ateş patladı. Gözler kamaştı, kulaklar sağır oldu. Saniyeler içinde yanan bedenler ve tamamen yok olan bir şehir vardı.
Yaşanan patlamadan sonra oluşan mantar görüntüsü, özel gözlükleriyle patlama noktasına bakan B-29 mürettebatını bile dehşete düşürmüştü. 13 kilometre kare büyüklüğünde bir alan tamamen yok olmuştu. Büyük çoğunluğunu sivil halkın oluşturduğu 120 bin insan patlamanın etkisiyle anında hayatını kaybetmişti. 500 binden fazla sivil ise radyasyonun yol açtığı hastalıklardan ötürü hayatını kaybetti veya sakat kaldı. Ardından 3 gün sonra 9 Ağustos günü Mariana Adaları'ndan kalkan bir başka B-29 bombardıman uçağı Nagasaki şehrine doğru yola çıkmıştı. 4600 kilo ağırlığındaki Fatman isimli atom bombası Nagasaki şehrini vurdu. Şehir dağlarla korunduğundan patlamanın etkisi Hiroşima'ya göre daha az hasara neden oldu. Bombanın düştüğü yerden 8 kilometre uzaktaki evler bile darmadağın olmuştu. Şehirdeki 270 bin kişilik nüfusun 75 bini bomba etkisiyle hemen ölürken 80 bin kişi ise ağır yanıklar sebebiyle hayatını kaybetti. 10 binlerce sivil, yüksek düzeyde radyasyonun uzun süren patlama sonrası etkileri nedeniyle yıllarca acı çektiler. Japon halkı atılan bu atom bombalarının etkisiyle büyük bir korkuya kapıldı. Halk başka şehirlere de atom bombası atılır korkusuyla şehirleri terk etmeye başladı. Japonya kelimenin tam manasıyla artık tükenmişti. Tamamen yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Japonya 14 Ağustos 1945 yılında kayıtsız şartsız teslim olmayı kabul etti. Böylece İkinci Dünya Savaşı resmen sona ermiş oldu. Amerikalıların Rus casuslarının Manhattan projesi ile ilgili tüm bilgileri çoktan Moskova'ya ulaştırdıklarından haberleri yoktu. Stalin, yüksek hızda hayata geçirilecek bir nükleer gelişim programına başlanmasını istemişti bile. Sovyetler Birliği 1949 Ağustos'unda ilk atom bombası testini gerçekleştirdiklerinde nükleer güçte denge sağladıklarını sanıyordu. Ama o tarihe kadar Amerika'nın elinde 298 atom bombası kullanıma hazır halde beklemekteydi. Dünya bambaşka bir savaşa doğru sürüklendiğinin farkında değildi.